105. Bölüm. Abdullah bin Haram, Serveri Enbiya Efendimizin huzuruna girdiğinde, her zaman olduğu gibi gülümseyen gözlerle karşılaştı. Ey Allah'ın peygamberi! Bu gece bir rüya gördüm. Bedir Harbi'nde şehit düşen Mübeşşir'le karşılaştım. Aramızda şöyle bir konuşma geçti. Yakında bize geleceksin ey Abdullah. Sen neredesin şimdi? Cennetteyim. Senin Bedir'de öldürülmüş olduğunu biliyorduk. Allah bize yepyeni bir hayat verdi, diriyiz. Abdullah Serveri Enbiya Efendimizin yanından ayrıldığı zaman, şehit olma ümidi daha da kuvvetlenmiş bulunuyordu. Oğlu Cabir'i yanına çağırdı. ''Bak oğlum'' dedi. ''Yarın muharebede şehit olacağımı umuyorum. 7 tane kız kardeşine sen bakacaksın. Ayrıca üzerimde ödeme imkanı bulamadığım borçlar var. Onları ödemeni de vasiyet ediyorum.'' Bundan sonra Abdullah, pek az zamanın kaldığı dünya hayatından ayrılmanın ve ahiret yurduna geçmenin manevi hazırlığıyla meşgul olmaya başladı. Yeni yaptırdığı dayalı döşeli evine yerleşmek üzere yükünü toplayan bir insan gibiydi. Dünya ona yabancı gelmeye başlamıştı. Bazen yüzünde keder izleri görünüyordu. Bunlar, peygamberler imam efendisinden ayrılmanın acısı ve her biri bakıma muhtaç 7 kızını henüz buluğ çağına ulaşmış bulunan oğluna bırakmanın verdiği mahzunlukla ilgiliydi. Cuma namazı için ezan okundu. Resulullah Efendimiz hutbede sabır ve sebat gösterilmesini, ciddiyetin elden bırakılmamasını anlatan bir konuşma yaptı. Hutbe bitince İbn-i Selül her zamanki lüzumsuz adeti üzere ayağa kalktı ve ''Ey insanlar, aranızda bulunan Allah'ın Resulüne itaat ediniz. Sözlerini dinleyiniz ve ona yardımdan geri durmayınız.'' dedi ve yerine oturdu. İbn-i Selül'ün bu sözleri söylemesine ihtiyaç yoktu. Hiç kimse onun bu sözlerinden dolayı itaat etmez yahut itaatini artırmazdı. Onun tarafından itaat etmeyin denilmiş olması da durumu değiştirmezdi. Resulullah Efendimiz İbn-i Selül tarafından yapılan bu lüzumsuzluğu hoşgörüyle karşılıyor, ses çıkartmıyorlardı. Namaz kılındı. Fahri Kainat Efendimiz silahını kuşanmak üzere evine girdi. En yakın arkadaşları olan Hazreti Ebubekir ve Ömer bin Hattab da yanındaydı. Zırhını giymesine, silahını kuşanmasına yardım ettiler. Bu arada Evs kabilesinden iki büyüğü olan Sa'd bin Muaz ve Üseyd bin Hudayr, Medine dışında muharebe etmek için ısrar edenleri paylıyor, Resulullah Efendimiz düşüncesini açıkça söylemişken zorlarcasına dışarıda savaşma tarafını tutmalarından dolayı onları azarlıyorlardı. Odasından zırhını giymiş ve silahını kuşanmış halde çıkan Efendimiz pişmanlık dolu seslerle karşılaştı. Ey Allah'ın peygamberi! Seni hoşlanmadığın bir karara zorladık. Bizi hoş gör ve nasıl savaşmamızı dilersen öyle emret. Bir peygamberin savaş kararını verip zırhını giymesinden sonra savaşmadan dönmesi doğru olmaz. Ben size doğru bildiğim kararı bildirdim, kabul etmediniz. Artık yürüyün, Allah korkusu üzere olmanızı ve düşmanla karşılaştığınız zaman sabır ve sebat göstermenizi, Allah size neyi emrederse onu yapmanızı tavsiye ederim. Bu sırada Neccaroğullarından Malik bin Amr'ın cenazesi de Resulullah Efendimizin önüne getirilmiş bulunuyordu. Müminler saf bağladılar. Namaz kılındı. Yakınları onu defnetmek üzere aldılar ve kabristana doğru ilerlemeye başladılar. Silahını kuşanan geliyordu. 1000 kişilik bir ordu toplanmıştı. Amr bin Ümmi Mektum, vali olarak Medine'de bırakılacak
namazları kıldıracaktı. Muhacirlerin sancağı Musab bin Umeyr'e, Evs'in sancağı Hüseyd bin Hudayr'a, Hazreç'in sancağı da Sa'd bin Ubade'ye verilmişti. Hareket emrinin verilmesi zamanı yaklaşmış bulunuyordu. Allah'ın selamı üzerine olsun ya Nebiyallah. Sana da Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi ey Hanzala. Selam vererek Nebi Ekrem Efendimizin önünde duran genç, bu gece evleniyorum ya Nebiyallah. Orduyla birlikte çıkmasam da sabahleyin size kavuşsam olur mu? Bu gece izini sayar mısın beni? Olur ey Hanzala. Bize Uhud'da kavuşmak üzere sana izin. Hanzala memnuniyetle ayrıldı. Resulullah Efendimiz'den savaşa katılma iznini alan Amr bin Cemuh evine varmış, güzelce gusletmiş, daha sonra silahını kuşanmıştı. Kıbleye döndüğü ve ellerini kaldırdı. Allah'ım, şehitlik istiyorum senden. Artık beni bir daha buraya döndürme diye niyaz etti. Ardından onun neler yaptığını seyretmekte olan hanımı titremekten kendini alamadı. Topal ihtiyarı son defa gördüğünden emindi. Son derece içten, son derece samimi bir yalvarış dinlemişti. Daha sonra Amr, elinde kılıcı olduğu halde vedalaşarak ayrıldı. Hareket emri verildiğinde akşam yaklaşmış bulunuyordu. Şeyh'in adı verilen yerde ilk mola verildi. Gece burada geçirilecekti. Resulullah Efendimiz nöbetçiler dikti ve ordu istirahati çekildi. Bir kısım müminler yarınki muharebeyi ve neler yapacaklarını düşünürken orduda içten içe bir kaynaşma, bir huzursuzluk başlamış bulunmaktaydı. İbn Selül bir karış suratıyla etrafındakilere bu hareketin doğru olmadığını, halkın göz göre göre ölüme götürüldüğünü söylüyor, cahillerin sözlerine uyulduğunu, tecrübe sahibi olanların sözlerine itibar edilmediğini anlatmaya çalışıyordu. Resulullah Efendimiz'i arzu etmediği halde ısrarla Medine dışına çıkarmaya zorlayanlar, bu yaptıklarının doğru olmadığını geç de olsa anlamanın pişmanlığını duymaktaydılar. Sabahleyin Resulullah Efendimiz orduyu gözden geçirdiler. İçlerinde çocuk yaşta olanlar vardı. Onları birer birer çıkardı. Yarının büyükleri olmaya hazırlanan Zeyd bin Sabit, Üsame bin Zeyd, Ebu Said Hudri, Semure bin Cündüp, Rafi bin Hadic, Abdullah bin Ömer gibi henüz 15 yaşına ulaşmamış olan çocukları birer birer ayırdı. Onlar yine Medine yolunu tutacak, istekle gelmiş olmalarına rağmen savaşa katılamayacaklardı. Ya Nebiyallah, Rafi güzel ok atar. Orduda bulunmasında fayda görüyoruz. Bu söz söylenirken Rafi de ayak parmakları üzerinde yükselmeye, daha boylu görünmeye çalışmaktaydı. Teklif kabul edildi ve Rafi orduya katıldı. Bu sırada Semure bin Cündüp de üvey babası Mürey bin Sinan'ın yanına yaklaşmış. Babacığım, Rafi'nin muharebeye çıkmasına izin verildi. Halbuki güreşsek ben Rafi'yi yenerim demişti. Mürey ses çıkarmadı. Resulullah Efendimizin yanına doğru ilerledi. Üvey oğlunun söylediklerini ona ulaştırdı. İki dakika sonra çepeçevre bir halka meydana getiren seyirciler, iki delikanlı namzedinin güreşini seyretmeye başladılar. Alt alta, üst üste birkaç dakika devam eden güreşin sonu, Bemüre'nin iddiasına uygun olarak neticelendi. Bu birkaç dakika seyircilere muharebe heyecanını unutturdu. Onları da gençlik yıllarına götürdü. Güreş bittiği zaman Semüre artık savaşa katılma hakkını elde etmiş bulunuyordu. Bu çocuklar ölümün manasını bilmez değillerdi. Delikanlılık günlerine henüz adım atmak üzereydiler. Girecekleri savaştan sağ salim çıkacaklarını hiç kimse söyleyemezdi.
birkaç saat sonra kendilerinden en az 3 kat fazla olan bir düşmanla karşılaşacaklarını, adlarını bildikleri gibi biliyorlardı. Buna rağmen gönülleriyle gelmişler ve geri dönmemek için çareler aramışlardı. Güneş battıktan sonra Resulullah Efendimiz, "Bizi düşman ordusuna uğramadan Uhud'a götürecek olan var mı?" dedi. Ebu Hayseme bu görevi üzerine alacağını bildirdi. Böylece o önde olmak üzere ordu tekrar yürüyüşe geçti. "Durun, nereye gidiyorsunuz?" Bu ses kör bir adama aitti. Mirba bin Kayzi diyorlardı ona. Ordunun kendi arazisinden geçtiğini fark edince yerinden fırlamış, yerden avuçladığı toprağı savurmaya başlamıştı. "Sen Allah'ın peygamberi bile olsan toprağımdan geçme hakkını sana tanımıyorum," diye bağırdı. "Dur bir adam, biz düşmanla savaşmaya gidiyoruz." Mirba kimseyi dinlemeye niyetli değildi. Avucundaki toprağı savururken, "Bu toprağı senden başkasına savuramayacağımı ah bir bilsen ey Muhammed," diyordu. Ona doğru koşanlar oldu. Hakkından gelmek istiyorlardı. Abdüreşel onlarından Sa'd bin Zeyd yetişmiş ve elindeki yayı adamın başına indirmişti. Resulullah Efendimiz derhal müdahale etmiş. "Bırakın, kör bu adam. Gözü de kalbi de kör," demişlerdi. Onun kabilesinden olan birkaç kişi ona vuran adama çıkıştılar. Üseyd bin Hudayr ileri atıldı. "Elbet vururuz. Adamın Resulullah Efendimiz'e söylediği sözleri duyacak kulağınız mı yok sizin?" diye haykırdı. Nebi Ekrem Efendimiz Üseyd'i itidale davet etti ve yürüyüş tekrar başladı. Nihayet Kureyş ordusuna uğramadan Uhud dağına varıldı. Ordu arkasını dağa, yönünü Medine'ye vermek suretiyle karargah kurdu. Peygamber Efendimiz ok atmasını bilen 50 kişi ayırdı. Abdullah bin Cübeyr'i onların başına komutan tayin ettikten sonra Ayne'nin adı verilen geçidi gösterdi. "Vazifeniz bizi arkadan korumaktır. Gelmesi muhtemel atlıları oklarınızla geri çevirin. Savaşı kazansak da kaybetsek de benden emir almadıkça buradan ayrılmayın. Düşmanı önümüze katıp kovaladığımızı, ganimet topladığımızı görseniz de ben adam göndermedikçe burayı terk etmeyin. Onların bizi mağlup ettiklerini, cesetlerimize kuşların kapıştığını görseniz de ben emretmedikçe buradan ayrılmayacaksınız," dedi. Daha sonra ashabına döndü. "Cibril kalbime şu hakikati vahyetti. Hiçbir insan dünyada kendine takdir edilen rızkı elde etmeden ölmeyecektir. Geç de olsa takdir edilen rızık sahibini bulacaktır. Dikkatli olun, Allah'tan korkun ve rızkınızı ararken güzel bir yol tutun," dedi. Burası pazar yeri değildi. En geç yarım saat sonra savaş başlayacak. Düşmanla boğaz boğaza gelinecek, ölümle kucaklaşılacaktı. Aslında pek değerli olan bu mübarek sözler şu anda mı söylenmeliydi? Fakat peygamberler İmam Efendimiz'i bu sözleri söylemeye sevk eden bir sebep vardı ve biraz sonra gün gibi açığa çıkacaktı. Okçular başlarında beyaz elbiseli Abdullah bin Cübeyr olduğu halde geçitte kendilerine gösterilen yeri aldılar. Peygamber Efendimiz geride kalanlara kendisinden emir almadıkça savaşa başlanılmamasını tenbih ettikten sonra geçide kadar vardı. Düşmanın bu taraftan hücuma kalkacağından endişe ettiğini anlattı. Evvelki sözlerini bir defa da burada tekrarladı ve ellerini kaldırdı. "Allah'ım, vazifelerini onlara anlattığıma sen şahit ol," dedi. Bu sırada orduda bir kaynaşma olduğu görülüyordu. Mesele kısa zamanda anlaşıldı. Homurdanarak Medine yolunu tutan İbn-i Selül, "Burada kendimizi öldürmenin manası nedir anlamadık," diye haykırmaktaydı. Onun gibi düşünen pek çok adam da onu takip ediyorlardı. Sayıları 300 civarındaydı. İbn-i Selül,
Müslüman olduğunu söyleyeli beri fırsatlar gözetmiş, fitne ve fesat çıkartabilecek imkanlardan faydalanma yolunu hiç ihmal etmemişti. Müminlerin arasına katılan, onlara bıyık altından gülmeyi ihmal etmeyen İbn-i Selül, Uhud Dağı'nın eteklerine geldiği ve Mekkelilerle karşı karşıya durulduğu sırada müminlere en büyük darbeyi vurabileceğini anlamış, ömründe ele geçirebileceği en büyük fırsatın gün gibi doğduğunu gözleriyle görmüştü. Her biri intikam ateşiyle kavrulan 3000 kişilik bir ordunun karşısında kendi emriyle hareket edecek 300 kişiyi alıp gidivermek az iş sayılmazdı. 300 kişi, ordunun 1/3 demekti. Böylece bir hareketle ordunun bel kemiğini kırmış olacaktı. Geri kalan 700 kişinin kılıçtan geçirilmesi kolaydı. Onları verdikleri bu çirkin kararlardan döndürebilmek için yanlarına katılan Abdullah bin Amr bin Haram, "Sen ne yaptığını biliyor musun ey İbn-i Selül?" dedi. İbn-i Selül, aklını yerli yerinde kullanan büyük bir adam edasıyla cevap verdi. "Evet ey Abdullah, yaptığımı bilerek yapıyorum. Görüyorsun Kureyş'in hazırlığını ve kuvvetini. Şurada durup kendimizi kırdırmanın manası nedir? Ben görüşümü Medine'deyken bildirmiştim. Fakat sizin adamınız cahillerin sözünü bizim sözümüzden üstün tuttu." Abdullah, Resulullah Efendimiz'e karşı böyle davranmanın doğru olmadığını, Müslümanları böyle bir günde bırakıp gitmenin meydana getireceği zararı anlatmaya çalıştı. Sözlerinin hiçbir tesiri olmuyordu. Yol uzamış, Medine'ye yaklaşmışlardı. Artık onları döndüremeyeceğini kesin olarak anlamış bulunuyordu. "Ey Allah'ın düşmanı," dedi. "Allah sizi rahmetinden uzak tutsun. Hiç şüphe etmeyin ki Allah Teala peygamberini size muhtaç etmeyecektir." Ve daha sonra oradan ayrıldı ve Uhud'a doğru ilerlemeye başladı. Aydınlığa Doğru programımızın 105. bölümünü dinlediniz.